Halk TV YouTube izleyicileri, herkese merhaba. Bugünkü konumuz Türkiye'deki eğitim sistemi. Türkiye'deki eğitim sistemi gittikçe laiklikten, bilimsellikten uzak bir hal alıyor. Bunun yanı sıra müfredatta da oldukça boşluk olarak tanımlayabileceğimiz büyük eksiklikler var. İşte bunların hepsini, bütün bu eksiklikleri biz de Müjdat Ataman'la beraber bugün konuşacağız, tartışacağız. Müjdat Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum, sizler. Gayet iyi, teşekkürler. Şimdi Müjdat Bey, ilk başta şu sorumla başlamak istiyorum. Şimdi Türkiye dışında hep dünyadaki ülkeleri örnek veriyoruz. Yani dünyadaki eğitim sistemiyle Türkiye'deki eğitim sistemi arasındaki en büyük fark nedir? Aslında şunu söyleyeyim, dünyadaki eğitim sistemiyle bizim eğitim sistemimiz arasında çok büyük bir fark yok. Problem şu ki okul sistemleri aslında yeni çağda ne söylüyor? Soru işareti bu. Çünkü siz de biliyorsunuz okul eskiden bilgi veren bir yerde biz de o bilgileri öğreniyorduk, mezun oluyorduk, meslek seçiyorduk ve iş hayatına atılıyorduk. Oysa artık okul kavramı değişti. Okul artık bilgi veren bir yer olmaktan çıkmak zorunda. Neden? Çünkü bilgiye her yerde ulaşıyorsunuz. Artık o bilgiyi işleyen, o bilgiyle ne yapacağını bilen bir yerlere dönüşmek zorunda. Ve bu okulculuk sistemi içerisinde dünyada uluslararası ölçekler var. Okul sistemlerini kontrol eden, okuduğunu anlama becerisi, matematik becerisi, fen becerisi gibi örnek vereyim PISA sonuçları. Biz bu uluslararası değerlendirme sınavlarında sınıfta kalan bir ülkeyiz. Ne yazık ki tam da aslında okulculuk sıkışmışken, tam da bu yeni çağa ayak uydurmaya çalışıyorken okul sistemi içerisinde yapılacak devrimle biz okulculuğumuzda bir zamanlarki köy enstitüsündeki gibi bir modelle kendimizi çok ileri bir yere atabilecekken ne yazık ki yerimizde sarmaya ve hatta geri gitmeye devam ediyoruz. Şimdi peki mesela neden herkes çocuklarını yurt dışına göndermek istiyor? Ne yapıp ne ediyor mesela? Maddi durum yok. Yurt dışına göndermek istiyor. Yani bu durum aslında tabii siz daha iyi yorumlarsınız biliyorum. Fakat bu durum aslında bizim eğitim sistemimize zaten zarar almış bir eğitim sistemimiz var hali hazırda. Böyle oldukça daha çok zarar vermiyor mu aslında bu seçimler? O zaman şunu sormak gerekiyor. İlk binde kaç üniversiteniz var? Yani siz nitelikli eğitim veriyor musunuz diye baktığınızda o zaman da uluslararası üniversiteleri değerlendiren ölçeklere bakıyorsunuz. İlk bindeki üniversite sayınıza bakıyorsunuz. Hiç dereceye giremeyen üniversitelerinize bakıyorsunuz. Sonra da bizdeki bir üniversiteden çıkan çocuğun gelecekteki iş hayatına atılma durumu bir de yurt dışındaki bir üniversiteden. İş hayatına atılma durumunu kontrol ettiğinizde insanların neden koştura koştura yurt dışına gittiğini de görebiliyorsunuz. Biz niteliği artırmadıkça ne yazık ki bu mahkûs halimizi yenemeyeceğiz. Müjdat Bey, ben şunu da görüyorum, kendi çevremden de görüyorum, öyle yorumluyorum. Şimdi okulda aldığımız eğitim sistemiyle aslında gerçek hayatta işe atılım yaptığımız zaman gördüğümüz sistem çok farklı. Sen ne kadar iyi okullarda okursan da okul Türkiye'de tabii ki istisnailer olabilir. Ama o kişi işe başladığı ilk zamanlar bir şaşıp kalıyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? İşe dayalı bir eğitim var mı sizce? Yok çünkü yetkinlik modelli bir eğitim sistemi ya da beceri temelli bir eğitim modeli getiremiyoruz. Yani siz de eminim faaliyatınları gördünüz. Yanı sıra trigonometri gördünüz. Yanı sıra Osmanlı tarihini, Selçuklu tarihini, Anadolu. Yani biz boş bir bidonduk ve içimize bilgi dolduruldukça dolduruldu. Ha, ama beceri noktasında örnek vereyim iki metin karşılaştırma ya da teknolojiyi alımlama ya da düştüğünde tekrar ayağa kalkma. Bunlar sınavla ölçülemeyen beceriler. Biz sınavla ölçülemeyen becerileri hiç kafa yormadık. Hayat Dinamizi, dersleri aslında. hayat dersleri tabii ki bunlar ama şöyle değil yani. İşte nezaket dersini derse koyalım, sınıfın içine koyalım gibi değil. Çünkü sınıfın içine koyduğumuz her dersi mahvetme konusunda harikayız. Yani şöyle düşünün yıllardır bu ülkenin trafik dersi var. Trafikteki saygının nezaketini de ortadayız. Demek ki bir şey derste olmuyor ya da dersin adını değiştirerek olmuyor. Müjdat Bey, ben biraz araştırmamı yaptım sizle yayından önce. Araştırdım. Dünyada eğitim sistemi örnek gösterilen ülkeler arasında Çin, Kore, Singapur ön sırada yer alıyor. Bu ülkeler nasıl bir eğitim sistemi izliyorlar da bu kadar ön plandalar? Şimdi burası bir tehlikeli soru. Sorunun tehlikesini hemen söyleyeyim. Her ülke kendi konjüktöründe değerlendirilmeli. Bir ülkenin eğitim modelini güzellemek, oraya bakıp ya bu ne güzel eğitim modeliymiş, hadi gelin bunu bize uyarlayalım demek çok zor. Ha bakıp kontrol edip neyi doğru yapıyorlar diye bakmak önemli ama gidip o modeli kopyalamak, getirip yapıştırmak çok tehlikeli. Biz bunu yaptık daha önce. Çünkü ülke proje çöplüğüne dönmeye başladı. Farklı ülkelerin modellerini kopyalamakla geçti.
Bizim kendi topraklarımız, kendi gerçeklerimiz ve kendi doğrularımız var. Bu doğrulardan ve çok iyi eğitimcilerimiz var. İyi bir sentezle. Çünkü eğitim bir bilim. Öncelikle atladığımız ve unuttuğumuz bir şey, eğitim bir sosyal bilim. Bu çerçevede biz ne yaparsak okulları bir yere taşırız dememiz gerekiyor. Küçük bir örnek vereyim. O ülkelerin sonuçlarına baktığımızda başarı görüyoruz. Bizim ülkemizde bir başarısızlık görüyoruz. Okuduğunu anlama becerisi de sınıfta kalmışız. Şimdi bir konuda beceriksiz olduğunuzu şöyle anlarsınız, kabulle. Ve çok güzel, mesela Milli Eğitim de bunu kabul ediyor. Diyor ki evet ya, biz okuduğunu anlama becerisi konusunda çocuklarımız iyi bir yerde değiller. Bu çok iyi. Çünkü öncelik şeyde başlıyor. Güçlendirmen gereken yeri bilmekle başlıyor. Farkındalık Bildik. aslında. Harika. Ama buradaki sıkıntı şu. Farkındalıktan sonraki hamle ne? Örnek, okuduğunu anlama becerisi konusunda düşüyoruz. O zaman sınav notunu yükseltelim diyor Milli Eğitim. Sınav notunu 70 yaparsak diyor. Böylece okuduğunu anlama... Şunu sormuyoruz. Ya biz ne yaptık da 7 yıl boyunca bu kadar Türkçe dersi verip okuduğunu anlama becerisi konusunda bir adım, bir arpa boyu yol gidemediği ayna tutmak gerekiyor ve iyi analiz gerekiyor. Yani bir başarısızlık varsa o başarısızlığın iyi, yani başarısızlığı nasıl gideririz konusunda, gidelim Güney Kore'den bir sistem alalım, Finlandiya'dan bir sistem alalım yerine biz nerede başarısızız? Bu başarısızlığı gidermek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Çoklu akılla değerlendirerek bir tedavi yöntemi bulmak çok daha değerli. Biz bunu yapmıyoruz, oldu bittiye getiriyoruz her şeyi. Müjdat Bey, şunu sormak istiyorum. Geçenlerde bir tanıdığımızla bu konuları konuşuyoruz işte. Şey dedi, arkadaşının çocuğu okulda işte matematikten zayıf almış. Bir sonraki sınavda ne hikmetse ama çalışarak olan bir şey değil, bir durum değil. Öyle bir durum yok kesinlikle. Öğretmen 100 veriyor hani sınavdan kalmasın diye. Böyle bir sistem de var. Mutlaka siz de duyuyorsunuzdur. Bazı okullarda bazı öğretmenler aman çocuk şevki kırılmasın, düşmesin diye yüksek puan veriyor veya işte o düşük puanı tolere edebiliyor bir şekilde. Bu çocuğu eğitimi nasıl etkiliyor? Verimi nasıl etkiliyor daha doğrusu? Uzun soluklu yaralarımızdan birisi gerçekçi olmayan puanlar ya da rekabeti artırmak için kimi okulların çocuklarının ortaöğretim başarı puanını yükseltmek için verdikleri notlar. Çocuk biliyor aslında 100 olmadığını, yüzlük bir kağıt vermediğini ama 100 alıyor. Zaten bu hani değerler eğitimi diye bize sunulan bir şey var ya, habire değerler vermeye çalışıyoruz. Zaten başarıya giden yolda her şey mübahtır. Aslında bir etik ihlal. Biz etik ihlalin gayet rahat yapılabileceğini de bu yolla çocuklara vermiş oluyoruz. İşsel duygusu şu. Başarmak için, yalan söyleyebilirim, başarmak için her türlü hileye başvurabilirim de çocuklara okullar vasıtasıyla öğretmiş olduk bu sayede. Şimdi Müjdat Bey, şimdi eğitimde önünü alamadığımız bir dinselleştirme var. Bunun önünü alamıyoruz. Müfredatta da oldukça dinselleştirme içeren öğeler, değişiklikler yapılıyor. Nereye gidiyoruz biz böyle eğitim sistemi bu dinselleştirmeyle ne olacak? Öncelikle yani sözcüğü alıyorum, dinselleştirme demiyorum buna, iktidarın politik görüşüyle hareket etme diyorum. Çünkü böyle baktığımızda başka bir tartışmaya götürüyor bizi. O da şöyle bir tartışma. O zaman bu parti gidip Y partisi geldiğinde o da mesela dinselleştirme değil de batılılaştırmaya bizi ya da öbürü de Amerikancılaştırmaya bizi götürebilir. Şimdi tam da tehlike burada. Bu çocuklar hepimizin çocukları ve bu ülkenin farklı politik kesimleri var. Bu ülkenin zaten farklı politik kesimleriyle ilgili bir ayrışma ve kutuplaşma sorunu var. Yani ne zaman bir hamle yapılsa olayı kutuplu okuyoruz. Bir grup diyor ki vay Atatürk kazanımları çıkmış. Bir grup diyor ki vay işte dinsel işte çocuklarımız işte maneviyatı eksik olacak gibi bir anlamsız, çift taraflı anlamsız bir okuma yapıyoruz. Çünkü iş ezberle gitmiyor. İş bir şeyleri müfredata ne kadar, örnek vereyim, Atatürk'ü müfredata çok koyunca Atatürk sevgisi aşılamıyorsunuz. Ya da işte dinsel öğeleri müfredata boy boy koyduğunuzda çocuklar dinsel anlamda güçlü çocuklar olarak yetişmiyorlar. Tehlike şu, buralardan arınık, güncel siyasetten arınık, politikalar üstü bir eğitim modeline geçebiliyor muyuz burada soru işareti. Ama zaten tehlike şu, hepimiz yeni açıklanan müfredatı duyduk. Müfredat nedir? Bir programdır. Program nedir? Bir yol haritasıdır. Siz bunun adını Türkiye Yüzyılı Marif modeli koyarsanız zaten hiç daha kitabın kapağını açmadan size o bir şey söyler. Söylediği şey de politiktir. Burada size katılıyorum. Yani bu bütün dünyada eğitim programıdır ya da hani eski dilde eğitim müfredatıdır. Tamam, o zaman mesela hiç kimsenin bilmediği biz Hacettepe'ler yetişek deriz. Ama yetişeği böyle halkın arasında söylemeyiz çünkü çok gereksiz.
Yani oturmamış bir sözcük. Ne gerek var? Program diyelim, geçelim. Evet, şuna katılıyorum. İktidar partilerinin kendi duygu ve düşünceleri ya da kendi politik görüşleri doğrultusunda bir kuşak yetiştirme sevdası doğru bir sevda değil. Hiç kimse için doğru bir sevda değil. Çünkü bilimin ışığında, aklın ışığında bir kuşak yetiştirmek. Peki nereye yaslanmalı bu ilke? Evrensel değerler diye bir şey var. Tüm dünyanın kabul ettiği. Evrensel değerler temelinde yeni değerler bulmadan. Çünkü sizin değerinizle benim değerim farklı olabilir. Çünkü bir diğeriyle benim değerim de farklı olabilir. Bu durumda politik ya da partilere göre bir değerler kataloğu paternini oluşturamayacağımıza göre evrensel değerlere yaslanan bilimin ve aklın ışığında bir yöntem bilimine gitmek gerekiyor. Ama ne yazık ki marif modeli bize zaten alttan şunu fısıldıyor. Hey, ben bir dünya görüşüyle geliyorum hayata. Müjdat Bey, size şunu sormak istiyorum. Bir Milli Eğitim Bakanı olsaydınız, eğitim sistemine değişikliğe nereden başlardınız? Önce dururdum. Öncelikle net şunu söylerdim. Bir gerçekten dururdum ve başlayacağım yer özerklik olurdu. Bu kavramı çok önemsiyorum. Çünkü yapılan tüm araştırmalar tüm dünyada özellikle OECD ülkeler arasında öğretmen özerkliğinin en az olduğu ülkeyi Türkiye olarak gösteriyor. Öğretmenlik bir uzmanlık alanı ve bir tasarımcılık. Biz öğretmenin kollarını keserek, kanatlarını keserek, bacaklarını keserek öğretmeni bir piyona dönüştürdük yıllar içerisinde. Bir zamanların Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki öğretmenleri ülkeyi bir yere taşıma vizyonu ve misyonu olan öğretmenleriydi. Muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak isteyen. Günün öğretmenleri ise benim dediğimi yap, aynısını yap ve benim dediğimin aynısını aynı sözcüklerle yap noktasında öğretmeni kısıtlayan ve köşeye sıkıştıran bir yerde. Aynı okullar, aynı öğrenciler dünya farklılaşmayı konuşuyorken, dünya her çocuğun biricik ve özü olduğunu konuşuyorken biz herkesi tek tip bir çocuk yetiştirme gayretindeyiz. Nereden başlardım? Önce okulların özelliği, sınıfların özelliği, öğretmenlerin özelliği. Ben burayı olabildiğince açardım. Çünkü her şey güvenle başlıyor. Ben size güveneceğim. Ben okuldaki öğretmene güveneceğim. Ben okuldaki müdüre güveneceğim. Biz güvensiz bir topluluk olmaya başladık. Peki bunu nasıl engelleriz? Önce güven duyarak engelleriz. Yani tamamen kontrolcü ve o kontrolcülüğü de benim dediğim yap üzerinden okumak yerine biraz kenara çekilip öğretmenim buyurun. Bu sizin okulunuz ve buraya bakıyor olmak, oraya güven duyuyor olmak zaten her şeyin başı gibi geliyor. Şimdi şuna geçmek istiyorum. Bu arada güven demişken gerçekten benim de gözlemlediğim bir nokta olarak güven eksikliğinin ben de farkındayım. İşte yeğenlerimden, etrafımdaki arkadaşlarımın çocuklarından veya onların kardeşlerinden. Mesela şunu söylemek istiyorum o noktada soruya geçmeden önce. Eskiden ben lisedeyken, ortaokuldayken okulda bir şey olurdu. İşte atıyorum okul müdürü veya rehber öğretmeni annemi arardı. Hemen ilk öncesinde annemle babam öğretmeni dinlerdi. Hani asla bana söz hakkı bırakmazdı. İlk önce öğretmeni dinler, sonra eğer bana kızacaksa kızar veya bir uyarı yapacaksa yapardı. Şu anda bu da size gelen çok duyumlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Şu anda ilk önce öğretmen taşlanıyor, öğretmen azarlanıyor. Öğretmen gerçekten sanki piyon konumunda, sadece ders anlatan, müfredatı anlatan bir robot gelsin gitsin. Onun dışında da aslında çok farklı bir görüşü olmalı öğrencilerin öğretmenlere karşı. Öğretmenlik saygınlığı dediğimiz Evet. kavram bir günde yok olmadı. Yıllar içerisinde eğitim politikaları belirleyiciler önce öğretmenine saygı duymamaya başladı. Yıllar içerisinde bir sürü olay yaşıyoruz. Örnek vereyim mülki amirin öğretmeni fırçalaması gibi ya da okuldaki öğretmenleri ip gibi dizmesi gibi. Bütün buralar öğretmenin özlük haklarının gün geçtikçe düşüyor olması, öğretmenlerin asgari ücrete mahkum edilmesi, bu konuda adım atılmıyor olması öğretmeni de köşeye sıkıştırıyor. Hayalleri büyük olan öğretmenlerin, öğrencilerin de hayalleri büyük olur. Biz öğretmenlerin hayallerini çaldık. Hayallerini çaldığımız öğretmenleri de köşeye sıkıştırdık. Burada aynayı biraz da biz, ya ben de öğretmenim ve kendimize de tutmak istiyorum. Biz de bu alana girmelerine izin verdik. Dik duramadık, net duramadık. Örnek vereyim, öğretmenlik meslek kanununa bütün öğretmenler karşıydı. Çünkü bu öğretmenlik meslek kanunu öğretmenliğin tanımını bile yapmayan bir kanun yürürlüğe girdi ve geçti. Ve öğretmenlik meslek kanununda bir sınav getirildi ve 4. sınıf öğrencisini soksanız başarılı olacak bir sınavı, gurur kurucudur bu.
öğretmenlere uyguladılar ve ek ücret alabilmek için öğretmenler bu sınava girdiler. Şimdi bu çok değişkenli ama çok zorlayıcı ve kötü bir yer. O da şu, öğretmenliği bu hükümet politikaları bu noktaya getirdi. Bu noktadan geri alacak olan, bir zamanlar sizin annenizin ya da babanızın sizi dinlemeden önce öğretmene dönüyor olmasına geri gitmek istiyorsak, öncelikle ülkenin eğitim politikaları belirleyicilerin öğretmenlerin saygınlığına kulak vermeleri, onları dinlemeleri, öğretmenlerin de kendi alanlarını çok sıkı tutuyor olmaları gerekiyor. Çünkü siz alanınızı bıraktığınızda ezen çok olmaya başlıyor. Güzel bir noktaya yaklaştınız. Peki bozulan eğitim sistemini düzeltmek, tüm bu eksiklikleri, tüm bu çarpıklıkları gidermek ne kadar yolumuzu alır, ne kadar sürer sizce? Hep bu Çok konuşulan açıkça bir şeydir ya. söyleyeyim, çok büyük bir yolculuğa, çok büyük bir harekete gerek yok. Bir kere şu bakan olsa, bu bakan olsa, bunlar bile bana komik geliyor. Çünkü bu hükümetin de çok içlerinde eğitimci ve hey, eğitim anlamında ne kadar dolu dediğimiz kişileri geldi. Demek ki bu kişi, bu olay bir kişiyi değiştirecek olabilecek bir olay değil. Yani bugün ben, yarın bir diğeri gelse ve eğitim bakanı olsa, emin olun o 1 milyonluk bir denklem yönetmeye çalışıyorsunuz. Siz şu anda bir kanaldasınız. Bir kanalı yönetmek ne kadar güç, değil mi? Yani bir kanalı, kameramanı, ışığı, sesi, muhabiri, her şey çok zor. Siz 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu, milyonlarca öğrencinin olduğu bir sistemi en üstten yönetmeye çalışıyorsunuz. Burayı yönetmek çok güç. O yüzden işte demin söylediğim gibi biraz geri çekilmek ve işi geri çekildikten sonra bölgelere, okullara, mesela ilçe müdürlükleri, il müdürlükleri o kadar etkisizler ki resmi yazışma dışında bir şey yok. Biraz gerçekten de şimdi rekabet nasıl oluşur? Size alan açarak oluşur. Biraz okullara alan açmak. Mesela nitelikli okullar bir zamanlar kullanılan tırnak içerisinde. Hepsi bir anda kayboldu. Bir zamanlar Anadolu liselerine öykünüyorduk hepimiz. Yani ne Evet. kadar güzel Anadolu lisesi. Bir günde bütün okullar Anadolu lisesi oldu. Yani eğer okullar içerisinde kaliteyi artırmak istiyorsanız o okulda kaliteyi artıracak modeli getirmek zorundasınız. O da okulu birazcık özgür bırakmaktan geçiyor. Merak etmeyin, her okul iyi olmak ister. Her okulun müdürü okul için iyi şeyler yapmak ister. Ya da her okulun öğretmeni ister ki okulum iyi olsun. Ama belli bir süre sonra isteğiniz de kalmıyor. Niçin yapıyorsunuz ki? Örnek vereyim. Hep bir moda üzerine sanki mesela. Ben de şeyi hatırlıyorum. Dershane tipi okullar mesela benim lisemde modaydı işte. Sınava çocukları daha etkin, daha hızlı hazırlıyorlar. Hep bir moda üzerine. Şimdi bu moda, şimdi şu moda. Bu daha etkili, bu daha verimli. Hep bir reklam üzerine kurulu bir sistem sanki. Hayatı da öyle yaşıyoruz ama eğitim böyle Evet. yaşanmıyor. Yani biz dönemler teknolojiye çok geçtiğimiz bir dönemde Fatih Projesi diye bir şey duyduk. Neydi? Teknolojiyle entegrasyon, çocukların bilişsel yaklaşımı falan filan. Ne oldu Fatih Projesi? Ses yok. Sonra yeni projeler, yeni projeler, yeni projeler, yeni sözcükler, yeni, bu müfredat da öyle. Bir sürü yeni sözcük söylüyor size. Ya bizim bir sürü yeni duyduğumuz havalı gözüken sözcüklere ihtiyacımız yok. Bizim basit, anlaşılır, sakin bir öğretim programımıza daha çok özgünlük ve özellik verdiğimiz öğretmenlere ihtiyacımız var. Bu kadar, çok fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Müjdat Bey çok teşekkür ediyorum anlattıklarınız için. Hepsi benim ve izleyenlerim için çok değerliydi. Bu arada sadece bu dakikaları sığdıracak bir konu değil bu. Gerçekten öğretmenin şartlarını ayrı konuşmak gerekiyor. Müfredatı aynı konuşmak, ayrı konuşmak gerekiyor. Üniversiteyi, ortaokulu. Burada Zor konu. programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.